korku filmlerindeki görsel efektler bizim için ne kadar önemli? Filmler neden sürekli birbirlerini tekrarlıyor? Aslında merak edilen çok fazla konu var fakat bugünkü içeriğimiz bütçesi düşük ama seyir zevki yüksek 4 korku filmi. Özkan ailesi bir suç olayına karışır ve başlarını bu beladan kurtarmak için köye kaçarlar. Köyde güvende olduklarını sanıp saklanırken burada yaşanan bir takım paranormal olaylar hepsinin korkulu rüyası olur. Filmde görsel efekt sıkıntıları var. Tabii görsel efektler filmin bütünlüğü ve akışkanlığı kadar önemli olmadığından izlenilebilir ve keyif veren bir film ortaya çıkıyor. Benim bu filme verdiğim not... 3 arkadaş korku filmi çekmeye karar verirler. Kendilerine sağlam hikaye bulmak isteyen bu 3 genç, o civarda yaşayan bir hocanın kapısını çalar. Ve o andan itibaren aradıkları korku hikayesinin asıl oyuncuları olacaklarını bilmeden kendi hikayelerinin dehşetini yaşamaya başlarlar. 3 arkadaşın kendi aralarında korku filmi çekmek istemeleri hoş bir ironi olmuş. Oyunculuk sırıtmıyor, senaryo sürükleyici ve güzel bir finale sahip. Benim bu filme verdiğim puan... Baskın Karabasan, 5 polisin gece devriyesi sırasında gelen yardım çağrısı üzerine destek için gittikleri terk edilmiş bir tarihi Osmanlı karakolunda başlarına gelenleri konu alıyor. Can Evrenoğlu'nun ilk uzun metrajlı filmi olmasına rağmen karanlık atmosfer, zaman ve paradoks döngüsü, makyaj ve dekorlar, sinematografi ve konu olarak film kesinlikle korku sinemasının klişelerinden kendini sıyırabiliyor. Filmin en güzel yanı bittikten sonra üzerine düşünüp sohbet edebileceğimiz bir yapıya sahip olması. Benim filme verdiğim not... Valeria, 1984 yılında Sovyetler'de bulunan parapsikolojik olaylar üzerine inceleme yapan bir laboratuvarda çalışmaktadır. Eski sevgilisi Nazım, Valeria'yı bir vaka araştırması için Türkiye'ye davet eder. Valeria, Nazife Hanım araştırmak için Azdavay'ın Nalbant köyüne gider ve araştırmalarına başlar. Ancak bir anda sırra kadem basar. Levent Sülün'ün oyunculuğu göz dolduruyor. Aslında filmi korku gerilim kategorisinde sınıflandırabiliriz. Geçmiş ve gelecek bağlantıları, sıra dışı senaryosu, siz korku severleri güzel vakit geçireceğine eminim. Bu filme puanım, iyi seyirler.